gençlere nasıl tavsiyelerde bulunmak istersiniz? Tabii önce kendimize. Çünkü evet. Hutbelerde usikum evvelen nefsiyel asiyetel hatiyetel mudnibete derlerdi. Size tavsiye ederim ama önce kendime şu hatalı günahkar nefsime diye. O bakımdan tavsiye gibi bir konumda değiliz. Bizimki paylaşma sadece. Cenab-ı Hak'tan hidayeti ve istikameti hepimiz için, önce kendimiz için dilerim. Amin. Şimdi girişte bahsettiğiniz süreci, bu dönemi yaşamış biri olarak ben de şöyle yaşadım. Bir defa bizim evimizde bilgisayar yoktu. Yani benim kuşağımın evinde bilgisayar olmadı. Ben bilgisayarı ilk defa Gümüşsuyu'nda fakülte binasında gördüm. MS-DOS'la açılıyordu, komutlarla ilerliyorduk vesaire. Tree çekme diye bir şey vardı. Oyun oynuyorduk, disketler takıyorduk, oyun oynuyorduk. Oyunda bir böyle bir şey oyunu vardı neyse. Mezun olmaya doğru 94'lerde falan işte Windows programları yaygınlaştı, çoğaldı. Onları görebilmeye başladık. Hiç unutmuyorum bu Taksim'de karşıdaki o adını anmak istemiyorum. Büyük otelin altında köşede böyle bir şey yapıyorlar. Bunun belki iki katı kadar ya da üç katı kadar. Biz durakta hep her gün bakıyoruz, diyoruz ki burada ne olacak acaba? Herkes bir şey tahmin etmeye çalışıyor. Biz de teknik üniversite öğrencisiyiz. Bir gün bir arkadaş dedi ki, ya ben duydum dedi, televizyon yapacaklarmış dedi. Hepimiz itiraz ettik, ya bu kadar büyük televizyon olur mu? Nereden çıkardın? Televizyon değildir diye. Çıka çıka böyle yer yer reklamların geçtiği, yani böyle büyük büyük lambalarla, hani piksel kabul ederseniz onları, yani resimlerde böyle alaca bulaca, o kadar hızlı bir gelişim oldu ki çabucak cep telefonları, ondan sonra cep telefonları üzerinden akıllı telefonlar ve iletişim. Şimdi geldiğimiz noktada bunun bize sağladığı çok yüksek hızda bilgi akışı var. Biz bilgiye ulaşabiliyoruz. Demin bahsettiğiniz sokakları aslında orada da izleyebiliyoruz. Zaman zaman dostlar paylaşıyor böyle sahneler, çok ibret dolu sahneler, buruk sahneler, efendim mesaj dolu hani sahneler. Şunu demek istiyorum, Allah Azze ve Celle iyiliğe dair her türlü ayetini kullarına bu kez oradan ulaştırıyor. Yani bize onlar ulaşıyor şu an size buradan geldiği gibi. Bir de sizin demin bahsettiğiniz bir de murakaba meselesi var. Bugün Diyanet Radyo'da da konumuz Riyad-ı Salihin'de murakabeydi. Yani inna rabbeke lebil mirsad. Senin Rabbin rasat halindedir diyor Cenab-ı Hak. Biz sizi görüyoruz, biliyoruz. Her şeyinizden haberdarız diyor Allah Azze ve Celle. Hatta bir ayette bazı kullar kendilerini tezkiye etmeye kalkınca Cenab-ı Hak demiş ki estaizu billah felâ tuzakku enfusakum. Kendinizi temize çıkarmaya kalkmayın. Huve a'lemu bikum. En iyi sizi bilen Allah Azze ve Celle'dir. Ayetin devamında iz entum ecinneton fi butuni ummahatikum diyor. Cenab-ı Hak sizi annelerinizin karnında daha ceninlerken biliyordu. O esnada size şekil, suret veriyordu. Vellezî yusavvirukum fil erhami. Keyfe yaşa. Dilediği gibi size anne rahimlerinde şekil, suret veren Allah Azze ve Celle. Hani bizde yaşlılar biraz ileri gidince gençler diyorlar ki ben senin işte şu türden kıyafetleri giydiğin zamanları da biliyorum diye. Cenab-ı Hak biz sizi daha ceninken, anne karnındayken biliyoruz. Bize kendinizi aklamaya, paklamaya kalkmayın. O bakımdan Cenab-ı Hak dedi ki eğer ki biz sizi temizlemesek مَا زَكَى مِنْكُمْ مِنْ اَحَدٍ اَبَدًا Sizden hiç kimse asla ve kesinlikle ebediyen temize çıkamazdı. Dolayısıyla öncelikle evet Cenab-ı Hakk'ın murakabesini bilmek önemli. Ama şeytanın bizi ister eski zamanlarda, ister yeni zamanlarda, ister gelecek zamanlarda olsun çekmek istediği batak Allah Azze ve Celle'ye karşı ümitsizlik batağıdır. Günah batağı değildir. Yani günahtan çıkılır. Hatta günaha hiç girmemek diye bir ideal yoktur. Çünkü Cenab-ı Hak
Eğer biz sizi arındırmasaydık, sizden arınabilecek hiç kimse yoktu. مَا زَكَى مِنْكُمْ مِنْ اَحَدٍ اَبَدًا. O bakımdan az ya da çok, kimimiz az, kimimiz çok, bir şekilde masiyetin içerisine düşüyoruz. Bunu neden önden söylüyorum? Önden bunu satın almak tedbirin en önemli basamağıdır. Çünkü düşünce şok dalgası yememek ve orada kalmamak için biz bu dünya hayatına düşe kalka yaşayacağımız, Rabbimize karşı düşe kalka iyileşeceğimiz ve ıslah olacağımız bir süreçte geldik. Bu bir öğrenme biçimi adeta. Eğer çok idealize ettiğimiz zaman bu kez kirlenme, hani temizlenmenin yolu yoksa kirlenme kalıcı oluyor. Ve bu kez şeytanın eline sen artık kirlendin, buradan çıkamazsın, sen bittin, tükendin diye artık burada kal biçiminde güçlü bir vurgu yapıyor şeytan. Halbuki ne güzel söyledi Allah'ın Resulü. Buyurdu ki لَوْ لَا تَذْنِبُونَ أَنْتُمْ. Siz günah işlemeyecek olsaydınız لَذَهَبَ اللّٰهُ بِكُمْ. Allah sizi götürür وَأَتَى بِقَوْمٍ آخَرِينَ. Yerinize başka kavimler getirirdi. Dolayısıyla günah işleyebilme doğası üzere, demiyorum bu bir mazeret, hani iradeyi inkar ederek demiyorum, iradeyle işliyoruz ama bu günah işleye işleye bunları hayatımızdan azalta azalta ilerliyoruz. Islah olmak, muslihun, önce kendisini ıslah edenler. Bugünkü süreç de öyle. O bakımdan günahın çok yakında dibimizde olması bizi günaha çeken yanıyla doğru ama bizim irademizi ortadan kaldıran yanıyla yanlış. İki, günah işledik de ne oldu? Cenab-ı Hak bir başka kutsi hadiste diyor ki kulum günah işledi. اَذْنَبَ عَبْدِ. Kulum günah işledi. وَعَلِمَ اَنَّ لَهُ رَبَّنْ. Ama bildi ki onun bir Rabbi var. يَغْفِرُ الذُّنُوبَ. Günahları bağışlar. Huzura geldi, dedi ki ya Rabbi ben günah işledim, beni bağışla. فَغْفِرْ لِي. Aynı Hazreti Musa'nın demesi gibi. Bu ayeti ben bir mühtedi bayandan öğrendim. Demin Twitter'daki üst şeyine yazmış bunu. Ben oraya da bir resim konulabildiğinde o güne kadar bilmiyordum. Sadece kendi resmimizi koyuyoruz zannediyorum. Orası herhalde Twitter kendine ayırmış zannediyorum. Oraya şu ayeti koymuş. قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي فَغَفَرَ لَهُ. Bir daha okudum bu ayet. Biliyorum ben bu ayeti. Manası şu. Dedi ki Rabbim beni bağışla. O da onu bağışladı. Ya bu kadar mı simple dedim yani. قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي فَغَفَرَ لَهُ. Hazreti Musa demiş ki üstelik cinayetten bağışlanma diliyor. Öyle ufak tefek günah değil. Cinayet işlemiş. اِنِّي قَتَلْتُ مِنْهُمْ نَفْسًا. Ben onlardan bir canı katlettim diyor. Cenab-ı Hak diyor ki فَغَفَرَ لَهُ. Rabbi onu bağışladı. Bu okuduğumuz kutsi hadiste de Cenab-ı Hak diyor ki madem ki kulum bildi ki onun bir Rabbi var, madem ki bildi o Rabbi onu bağışlar, ben de onu bağışladım buyurdu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şu ayet nazil olunca sahabi ravi diyor ki çocuklar kadar şendi ve aramıza öyle bir geldi ki azı dişlerini görecek kadar ağzında mütebessim dişlerini görüyorduk. Dedi ki Allah azze ve celle buyuruyor ki اِنَّ اللّٰهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا. Allah bütün günahları bağışlar. O yüzden önce bunu öğrenmek lazım. Çünkü evet günaha karşı tedbir. Sonra neyi öğrenmek lazım? Sonra Cenab-ı Hakk'ın murakabesini. Eğer murakabeyi Allah Azze ve Celle'nin bizi gözetlediğini ve bildiğini, kişi kendi iç dünyasında Allah Azze ve Celle ile eşlenik, beraber olduğunu, yani içimize bile kapandığımızda yalnız kalabildiğimiz son kapıyı kapatıp tenhada kendimizle baş başa kaldığımız bir delhiz de yok. Cenab-ı Hak diyor ki biz sizin en içte, en derinde kendi iç konuşmalarınızı da biliyoruz.